Siz saklanın. Ben ebe olacağım. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bakın ne buldum. vay canına. Dokunabilir miyim? Böyle? Belki de bir yapbozdu. Ya da büyülü bir şeydi. Evet. Zed'in bizi neden Corvley Glen'e gönderdiğini biliyor musun? Tabii, oradaki dostlarımızın Darkenral'ın hareketleri hakkında bir şeyler duyduğunu umuyorum. Aslında bu bilgiyi edinebileceğimiz pek çok yer var. Ama sadece bir yerde ustalardan birinin karısı Zed'in en sevdiği tavşan yahnisini yapıyor. Benden tarifi almamı istedi. Yani bütün bu dağları katır gibi aşmamızın nedeni Zed'in karnını doyurmak mı? Duyuyor musun? Hiçbir şey duymuyorum. Kesinlikle. Kuş sesi bile yok. Ölmüşler. Hepsi ölmüş. Ama nasıl? Bilmiyorum. Silahları çekilmemiş. Savaşmamışlar. Richard. Darkenral'ın duyurusu. Arayıcıya yardım ve yataklık edenin kaderi işte budur. Sırf birkaç ay önce bana yiyecek ve kalacak yer verdiler diye silahsız kadın ve çocuklar dahil herkesi öldürmüşler. Richard, Darkenral sen orta diyara gelmeden çok önce de insanları öldürüyordu. Gördüğüm izlere göre onlara saldıran Daharanlar atlı değildi. Bunlar onlar olamaz. Söyle bana dostum. Hayatımı kime borçluyum? Richard Cypher. Ha?
Sen de Kaylin Emlyn olmalısın. Bir sorun mu var? Hayır, sadece Dharanlarla uzun süredir savaşıyoruz. Ve şimdi arayıcı ve itirafçının yanımızda olması bizim için onurdur. Adım Gerik, bu vadideki direnişin lideriyim. Biri hala yaşıyor. Emredin itirafçı. Adım Carver'dan. Birliğim buraya Ezerit'ten gönderildi. Neden? Grayson'daki garnizonun desteğe ihtiyacı var. Bu vadideki direnişçiler her geçen gün güçleniyor. Övgü için sağ ol. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Askerler buna fısıldayan diyor. Dharanlar vadideki 4 köyümüzde katliam yaptı ve adamlarım hepsini de bu silindirlerden buldu. Nasıl çalıştığını biliyor musun? Kara büyüyle. Kimine göre Darkınral'ın büyücüleri gölge insanların sesini ele geçirip bu silahların içine koyuyor. Çalıkları serbest kaldığında bir fersah içindeki herkesi öldürüyorlar. Ral orta diyardaki bütün köyleri yok edebilir. En azından korkutup boyun eğitirebilir. 4 saldırı da bu bölgede olmuş. Bu silahları yakın bir yerde saklıyor olmalılar. Grayson'da bir kale olabilir mi? İtaat görevlerinin hepsi oradan veriliyor. İtaat görevleri mi? Kaleye bir şekilde girip bunları yok etmemiz gerek. Hayır, o kale fethedilemez. Çok büyük, çok fazla Dharanlı kasap var. Ya da bu fısıldayanlardan birini çalabilirsek garnizondaki bütün askerleri temizleyebiliriz. Emredildiği gibi rapor vereceksin. O silahlardan birini alıp bize getireceksin. Emredersiniz itirafçı. Denirim ama ne yazık ki başarısız olurum. Neden? Bu silahlar için sadece belli askerlere güveniyorum. Ne tür askerlere? Öldürmekten zevk alanları. O halde silah çalmak zorundasın. Sizi memnun etmek için her şeyi yaparım ama o kadar zeki olduğumu sanmıyorum. Yakalanırım. Carver, o kalede hiç bulundun mu? Hayır, Ezerit'teki görev yerimden hiç ayrılmadım. Yani seni kimse tanımıyor mu? Ezerit'ten Grayson'a destek amacıyla başka asker gönderilmedi mi? Hayır, sanmıyorum. Ne planlıyorsun Richard? Lütfen, bana Carver de. Kaleyi onun yerine ben gideceğim. Bana bir fısıldayan vermelerini sağlayacağım. Ya da çalacağım. Her şekilde bütün taburu yok etmek için onu kullanacağız. Dharanlar zalim olabilir ama aptal değiller. Korunmak için kılıcını götürmeyeceksin. Ve bir sahtekar olduğundan şüphe ederlerse... Bu yüzden onlardan olduğuma ikna etmeliyiz ya. İsim ve rütbe? Assubay Okçu. Carver Aloysius Dan. Sadece bir itirafçı böyle bir göbek adını itiraf ettirebilir. Devam et. Birlik komutanı? Yüzbaşı Jando. Saldırı pozisyonu? 3. pentagram. Mühimmatın? 20 ok. Karının adı? Marta. Mary? Maris. Tek bir hata yaparsan ölürsün. Daha çok çalışmalısın. Ne kadar beklersek de haramların insanları katletmek için o kadar vakti olur, ben hazırım. Henüz değilsin. Demirci. Vakit geldi. Ben yaparım. Emin misin? Daha kötülerini gördüm. Ben Okçu'dan! Birliğim asilerin saldırısına uğradı. Sadece ben kurtuldum. Açın. Çok talihsiz bir hikaye Okçu'dan. Dan, hadi yürü. Konuş bakalım. Asiler dostlarımı öldürdü. Onlara bunu ödetmek istiyorum. Beni bir devreye verin, peşlerine düşeyim. Zaten savaşmak için fırsatım vardı ama sen görevini yapmadın. Ölümüne savaşmalıydın. Hayattayken Darkınral için daha değerliyim, inan bana. Duymadın mı asker? Lord Ral yeni emirler verdi. Düşmanlarımıza açık bir mesaj vermek istiyor. Dharanlar daima ölümüne savaşır. Korkaklara göz yumulamaz. İdam edileceksin. Komutanla görüşmek istiyorum. Kapayın çenesini. Bunu duymak isteyecektir. Büyük bir hata yapıyorsun çavuş.
Susturun şunu. Asiler hakkında bilgim var. Söyleyecek bir şey varsa dinleyeceğim. Ve umarım kayda değerdir. Asiler hakkında ne biliyorsun? Bizi pusuya düşürdükten sonra korkaklar ormana kaçtı. Peşlerine düştüm. Saklandıkları yere götürebilirim. Bunu biliyor muydun? Bana böyle bir şey söylemedi. Bana sorarsanız kendini kurtarmaya çalışıyor. Dostlarımı öldürmelerini ödetmek istediğimi söyledim. Ama konuşmama fırsat vermediler. Birliğini terk etmiş. Buna göz yumulmaz. Bana kuralları hatırlatmana gerek yok çavuş. Asilerinin yerini söyle. Doğruluğunu kanıtlamak için adamlarımı göndereceğim. Adamlar dönene kadar onu hücreye atın. Bu da Haran yeni hücre arkadaşın Dror. Korkağın teki. Senden haftalardır döverek alamadığımız bilgiyi verdi. Yani isyancı dostlarının yerini. Yalan çıkması için dua et Dror. Çünkü dostlarını bulduğumuzda sana ihtiyacımız kalmayacak. Bir kazı kellenle süslemek dışında. Daran domuzu. Asi pislik. Onlara doğru bilgiyi verdiğimden emin olabilirsin. Dostlarının sonu geldi artık. Senin de öyle. Richard'a 3 gün verdik. O zamana kadar dönmezse onu çıkarmak için bir plan yapmalıyız. Erzak arabalarını kapının dışında tutuyorlar burada. Onları ateşe verebilirsek dikkatlerini dağıtırız ve birimiz içeri sızıp arayıcıyı bulabilir. İtirafçı. Yapabileceğin bir şey var mı? İhtiyacım olduğunda haber veririm. Elbet itirafçı. Başka bir şey mi var? Suçluluk duyuyorum. İtirafları için mi? Hayır itirafçı. Çok uzun süredir böyle hissediyorum. Gücünüzü kullanmadan önce de böyleydi. Sorun Dark Knoll için savaşırken yaptıklarım. Bize izin verir misin? Dinliyorum. Öncelikle Ezelet'teki karıma maaşımdan tek kuruş göndermedim. Hepsini barbutta harcadım. Bunu telafi etmen gerekecek. Evet itirafçı edeceğim. Başka bir şey var mı? Orduya alınmadan önce köyümüzün liderinin aşçısıydım. Tek yapmak istediğim buydu. Başka hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ama aralığın eli silah tutan her adama ihtiyacı olduğundan zorla asker alındım. Gerçekten korkunç şeyler yaptım. Sivillere karşı baskınlara katıldım. Evlerini yaktım. İnsanlara zarar verdim. Hatta öldürdüklerim arasında... Dharan askerlerinin işi budur. Ama buna mecbur değildim. Kaçabilirdim. Erevan baskınından bir gece önce dostum Kervin kaçarken onunla gelmemi istedi ama gitmedim. Çok korkuyordum. Pekala. Artık bir asker değilsin. Belki artık iyilik yapmanın bir yolunu bulabiliriz. Yalan söyledin. Bizi boş bir açıklığa gönderdin. Kendini kurtarmak için hepimizi öldürtebilirdin. Muhtemelen oraya bir domuz sürüsü gibi gitmişsinizdi ve asiler geldiğinizi duymuştu. Buradaki herkesten daha iyi iz sürerim. Ne bir kamp ateşi kalıntısı ne de bir iz vardı. Orada hiç kimse yoktu. Ben bulurdum. Evet. Ne düşünüyorum biliyor musun çavuş? Asileri bulmak istemediğim. Çünkü bulsaydın savaşmak zorunda kalırdı. Kavga başladı. Hadi çavuş bitir şunun içini. Göster ona. Hadi bitirin işini. Bu adamlar korkak. İş süremiyorlar, dövüşemiyorlar. O asilerin hepinizi öldürmesini istemiyorsanız
Benim gibilere ihtiyacınız var. Az önce yıktığın adamlar en iyi askerlerimdi. Üçü de senin üstündü. Verdiğim bilgiyi değerlendirmemeleri benim suçum değil komutanım. Gürültücü avcı avını asla yakalayamaz, öyle değil mi? Bu kalede kimseye güvenmiyorum. Hepsi düzenbaz, yalancı, haydut. Muhtemelen sen de öylesin. Bu çok tehlikeli bir bölge. Orta diyarın en tehlikelisi. Asiler her gün daha saldırgan oluyor. Kaleden her çıkışımızda hayatımız daha büyük tehlikeye giriyor. Yani her şeyden çok savaşabilen adama ihtiyacım var. Ve belki de haklısın. Senin gibi bir adam işime yarayabilir. Komutanım, bu kalede fısıldayanlar var dediler. Bana birini verin. Birkaç asinin işini bitireyim. Cesur adamsın Dan, ama biraz ağır ol. Yarın bir göreve çıkıyorum. Yanımda bir adama ihtiyacım var. Kendini ispatlarsan intikam almana izin verebilirim. Hadi gidelim. Kimse yanından geçmesin. Emredersiniz. Dur bakalım. Yasak bölge. Yeni silahından memnun musun? Doğruluk kılıcı değil ama idare eder. Dan ineğin arkasındaki sinekler gibi yüzbaşıdan ayrılmıyor. Soruşturun bakalım, hakkında bir şey bilen var mı? Ya! Herkesin zayıf noktası vardır. Dan'ın zayıf noktasını bulduğumda onu ezeceğim. Şuna bak, geyik izleri. Bence 600 kilo vardır. 800. İzler yeni. Burada olduğumuzu biliyor. Nereden anladın? Kokumuzu alınca izlerin nasıl döndüğünü görüyor musunuz? Doğruca şu çalılara doğru kaçmış. Rüzgar önümüzde nesiydi? Akşam geyik eti yerdik. Komutanım, sakıncası yoksa görevin ne olduğunu sorabilir miyim? Görevimizi bilmek mi istiyorsun Dan? İşte orada. Grayson. Ya! Görevini yapmaya hazır mısın asker? Asilere yardım mı ediyorlarmış? Ya ediyorlarsa? Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım komutanım. Sert adamsın Dan, bunu sevdim. Ama onları öldürmeyeceğiz. Besleyeceğiz. Efendim? Onlar benim ailem. Bakın babanız size ne getirdi? Orta diyardaki son tavuğu. Baba! Bu bölgede bir askerin yalnız gezinmesi çok tehlikeli Dan. Kemerlerini dahranlı bir yüzbaşının kulaklarıyla süslemek isteyen çok sayıda asi var. Seni bu yüzden yanımda getirdim. Tabii efendim. Bugünlerde Grayson'da yemek zor bulunuyor. Burası valide Rağla sadık kalan son köy. Ticaret yolları asi kaynıyor. Yani zaman zaman Rağl'ın da izniyle erzağın bir kısmını ailem için el koyuyorum. Doğal olarak izinler hariç aile ziyareti kurallara aykırı. Ben de bu yüzden Grayson'a yakın bir görev yeri istedim. Elbette izinde değilim, öyle değil mi? Kaledeki tüm adamları iyi tanırım. Kolay öterler. Ama üstlerine bir şey söylemeyeceğine dair sana güvenebilirim, değil mi Dan? Benden sır çıkmaz komutanım. Çıkarsa da seni çavuş buraya veririm zaten.
Özür dilerim oğlum. Sarsak baban seni korkutmak istemedi. Özür dilerim. Tenir artık her seste sıçrar oldu. Bir şey düşürdüğünde ya da bir araba geçtiğinde bile korkuyor. Savaş onu yıprattı. Çatışma çıkmasından endişeleniyor. Çatışma mı, burada mı? Birkaç ay önce asiler köyümüze saldırdı. İnsanların öldürülüşünü gördük. En iyi arkadaşının evini yakıp kül ettiler. Karın var mı Carver? Adı Meris. Ezalit'te yaşıyor. Seni merak ediyordur. Askerler savaşın aileleri için zor olduğunu unutabiliyor. Evet efendim, unutuyoruz. Biraz böğürtlen bulup sizin için bunu yaptım efendim. Normalde tereyağı kullanırım ama domuz yağı bulabildim. Nefis. Daha var. Bu bana çok bile. Diğerlerine ver. Biraz konuşabilir miyiz? Burada hala ne iş var? Sorun çıkarmıyor ki. Adamlarım ondan hoşlanmıyor. Bu onları ilgilendirmez, öyle değil mi? Beni bağışlayın ama bu adamların bazılarının evleri yakılıp aileleri öldürüldü. Bizden birini yakaladıklarında Dharanlar ne yapıyor biliyor musun? Biz Dharanlı değiliz. Ona işkence edip Ral'a baş kaldıranlara, katılmayı düşünenlere ibret olsun diye halkın önünde asıyorlar. Ve adamlarım Dan'a aynısını yapmak istiyor. Böylece Dharanlar onlardan korkmadığımızı anlayacaklar. Adamların adalet mi istiyor, intikam mı? Bu sihirli bir flüt. Herhangi bir şeyden korkarsan, bir sesten ya da karanlıktan, sadece flütü çal. Böylece korkuyu hissetmeyeceksin. Hadi dene. Aydır ilk kez gülümsüyor Carver. Kocamın senin gibi ona göz kulak olacak bir dostu olduğu için minnettarım. Efendim, aklıma takılan bir şey var. Size gerçeği söyleyebilir miyim? Nedir o? Tavuğunuz fazla baharatlıydı. Dürüstlüğüne minnettarım Dan. Ve oğlum için yaptığına da öyle. Asilerin ona yaptıklarını, köyünüze, dostlarıma yaptıklarını ödetmek istiyorum. Efendim, artık bir fısıldayanla peşlerine düşmeliyim. Bunu yapamam. Dövüşebildiğimi ve iş sürebildiğimi size kanıtladım. Bana güvenebilirsiniz. Sana güvenmeye başladım Dan. Ama korkarım fısıldayanlarımız bitti. Efendim? Sakin ol Dan. Dahara'dan bir sevkiyat geliyor. Yarın burada olacak. Silahları asilerin bölgesinden geçirmek tehlikeli değil mi? O yüzden gece taşınıyorlar ya. Ama geceleri bile açık yollar tehlikeli olabilir. Asiler onları göremez. Rakun'a geçidinden geçiyorlar. Tutsağı sorgulamak için emir aldım. Ben öyle bir emir almadım. Haklısın. Ben de emir almadım. Ama o asi pislik bana tükürdü. Dostlarıma hakaret etti. Onu cezalandırmak istiyorum. Belki sen de yardım edersin. Ziyaretçim var Durur. Eski hücre arkadaşın saygılarını sunmaya gelmiş.
Ne yapıyorsun? Kaçmana yardım ediyorum. Neden? Çünkü senin tarafındanım. Ben arayıcıyım. Daha önceki davranışlarım için özür dilerim. Daharanlar onlardan biri olduğumu sanmalıydı. Senden geri dönüp Geriki bulmanı istiyorum. Kardeşimi tanıyor musun? Katliamları durdurmak için birlikte çalışıyoruz. Buna ihtiyacın olabilir. Beni izleyip dostlarımı öldürmek için numara yapmadığınızı nereden bileceğim? Çünkü nerede olduklarını zaten biliyorum. Nehrin güneybatısında 600 adım mesafede bir mağaradalar. Kardeşine bu gece Rekuna geçidinden bir fısıldayan sevkiyatı olduğunu söylemeni istiyorum. Hızlı hareket ederse onları ele geçirebilir. Arayıcıysan neden silahların peşine kendin düşmüyorsun? Çünkü yatak sayımına yetişemezsem Dharanlar kaçtığımı düşünüp arama ekibi çıkarır. Şafak sökene kadar nöbetçi değişimi olmayacak. Eğer hemen yola çıkarsan kaybolduğunu kimse fark etmeden Geriki'ye ulaşırsın. Onun üniformasını giy. Ben de ilk fırsatta kaçıp sizinle buluşmaya çalışacağım. Hadi. Evet, evet. O çok iyiydi. Geç kaldığından. Bunu yüzbaşıya bildirmek zorundayım. Gerek yok. Onun yanındaydım. Ve dostlarımla paylaşmam için bana bunu verdi. Evet. Hadi bakalım. Doğru insanla arkadaş olmanın faydaları. Evet. Herkese yetecek kadar var. Evet. Durun. Benim Dror. Dror? Öldüğünü sanıyordum. Sadece tutsaktım. Arayıcı kaçmama yardım etti. Seni görmek güzel kardeşim. Yapacak işlerimiz var. Yeni adam kim? Etki altında bir Dharanlı. Arayıcı onun kimliğine büründü. Hadi gidelim. İtirafçı, sizinle gelip Dharanlarla savaşmak istiyorum. Yaptıklarımı telafi etmek istiyorum. Olmaz. Artık öldürmeyeceksin. Burada kal ve yiyecek bir şeyler hazırla. Döndüğümüzde adamlar aç olacak. Tabii itirafçı, ben... İsyancı tutsak kaçmış. Arama ekibi için adam lazım. Ben onu bulurum efendim. Yüzbaşı durun. Şimdi olmaz çavuş. Özür dilerim efendim. Bunu duymanız gerek. Bana anlattıklarını yüzbaşıya da anlat. İki yaz önce Ezerit'e gönderilmiştim. Okçudan'la orada tanıştım. Ve bu o değil. Dan'ı hatırlıyorum çünkü Ezerit'te bir başka asker firar etmişti. Onun dostuydu. Subaylar Dan'ın yardım ettiğinden şüphelendiler. Ama Dan'ın birliğindeki diğer okçular onları bunun imkansız olduğuna ikna ettiler. Nedenmiş o? Dan çok korkaktı. Diğer askerler subayların arkasından dalga geçerken gülümsemeye bile korkardı. Ona fare derlerdi. Tam bir maskaraydı. İki yaz önceymiş. Hafızan seni yanıltıyor. Hayır komutanım. Dan'ı çok net hatırlıyorum. Sıska ve sarı saçlıydı. İtirafçı, silahları ele geçirdiniz mi? Şuraya bırakalım. Hadi şuraya bırak. Sevindim. Demirci Törbin öldü. Çok üzüldüm. Bir şeyler yemek ister misiniz? Git başımdan. Dostunuzun kaybı için üzgünüm. Üzgün müsün? Sen
de onlardan birisin Zaharanlı süslik. Karvar! 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 Sargı bezi lazım. İtirafçı, bir şans daha verdiğin için sağ ol. Öldü. Bu gerçekten çok saçma. Bu askeri ne Ezerit'te ne de başka bir yerde gördüm. Bosa yalancı mı diyorsun? Komutanım, biliyorsunuz Fry benden nefret ediyor. Onu adamların önünde dövüp küçük düşürdüm. Bu askeri bu asılsız suçlamaları o emretmiş çünkü intikam almak istiyor. Bir yalancının bahaneleri. Ben görevimi yapıyorum. Bir casusa karşı kalemizi koruyup Darkın Ra'la hizmet ediyorum. Yüzbaşı bu adam bir sahtekar ve hatta bir casus. Göğsüne dört ok atmanın vakti geldi bence. İkiniz çıkabilirsiniz. Ama yüzbaşı... Beni zorlama çavuş. Yürü. İşin aslında öğrenene kadar garnizondan çıkmayacaksın. Soğukkanlı bir cinayetti. Drol cezalandırılmalı. Bizden pek çok insanı öldürdükten sonra tek bir Dharanlı'yı öldürdüğü için kardeşimi cezalandırmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Kardeşini işkence eden ya da halkını öldüren Carver değildi. Ama Ral'ın ordusunda bir askerdi. Etkim altındaydı. Artık değişmişti. Üstelik silahı bile yoktu. Bir itirafçı olarak katilini adalete teslim etmek benim görevim. Buna izin vermeyeceğim. Silahlarını aldık. Artık Richard'ın o garnizonda kalmasına gerek yok. Onu çıkartmalıyız. Henüz değil. Dharanların soyulduklarını fark etmeden önce hala vaktimiz var. Fısıldayanları alın. Grayson köyünün halkına küçük bir ziyarette bulunacağız. Neden? Grayson sadık insanlarla doludur. Bakalım kara büyü kendilerine karşı kullanılınca hoşlarına gidecek mi? O insanlar sivil. Bu insanları onlara kullanırsanız Rah'dan bir farkınız kalmaz. Buna izin vermeyeceğim. Çekil yolumuzdan, itirafçı. Pekala, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, kaldır. Sana inanmak istiyorum. Sezgileriniz keskin komutanım. Beni övmeye çalışmadan, doğruyu söylediğine dair babanın ruhu üstüne yemin et. Yemin ederim. Sana güvendim. Evime götürüp ailemle tanıştırdım. Hatta bu lanetli yerde dost olabileceğimizi bile düşündüm. Yani bana yalan söylüyorsan, seni okçuların önüne çıkarmam. Kendim öldürürüm. Yüzbaşı, Dan'ın karısı geldi. Karısı mı? Evet efendim. Kale kapısında bekliyor. Çok da telaşlı. Kendisini beş parasız bırakan kocasını bulmak için günlerce yürüyerek Ezeret'ten geldiğini söylüyor. Efendim, bunun kurallara aykırı olduğunu biliyorum. Gönderin gitsin. Gördünüz mü efendim? Bu garnizondaki herkes karısının tenini bir kez koklayabilmek için Ranz arkadaşını öldürebilir. Bu adamın kocası olmadığını gördüğünde yalancı olduğunu da kanıtlayacak. O halde öğrenelim. Carver! Meris! Beni terk ettin. Çocukların için bir kuruş göndermedin. Nasıl yaşamamızı bekliyordun? Buraya gelmemeliydin. Para vermiyorlar mı? Ne kadar kazanıyor? Sadece birkaç gündür burada bayan. Ama bana aylardır para göndermiyor. Seni bencil. Sen peşimdeyken çocuklara kim bakıyor peki? Yüzbaşı, bunun için özür dilerim. Ondan hemen kurtulacağım. Senin hakkından gelmiş olabilir çavuş. Ama Carver'dan asla karısının dengi değil. Sen başlattın. O kadar sert vurmak Richard, zorunda mıydın? Buradan hemen gitmeliyiz. Gelip fısıldayanları ele geçirdi ve Grace'a saldırmak için kullanacak. Köye mi? Orada masum kadın ve çocuklar var. Neden? İntikam için.
Yüzbaşının ailesi orada yaşıyor. Onu uyarmalıyım. Olmaz. Casus olduğunu anlar. Gidelim. O bir arayıcı. Kapıları kapayın. Peşlerine düşün. Çekil yolumdan arayıcı. Bunu yapma Gerik. Uğruna savaştığımız asıl şey bu acıya son vermek. Bizi durdurmak için öldürmeniz gerekecek. Devam edin! Öldürün onları! Hepiniz öldürmeden kaçın buradan! Yoksa herkes ölür! Köye oradaki herkesi ölüler diyarına gönderecek kadar yakınız! Ama fısıldayanın büyüyü bırakmasına hala engel olabilirim. Yani o insanları kurtarmak istiyorsanız geri çekilin! Hemen! Hepiniz! Gittiğimizde o insanları öldürmene kim engel olacak? Bu riski göze almak zorundasınız. Bana ihanet ettin. Ama asilerle dövüşüyordun. Neden? Grayson'a saldıracaklar. Neden bir arayıcı sadık bir köye yardım etsin? Görevin Dark'ın Rad'ı durdurmak, masum insanları öldürmek değil. Ailemi kurtardığın için teşekkür ederim. Ama benim görevim de Lord Ral'a hizmet etmek. Seninle dövüşmek istemiyorum. O halde olduğun yerde ölürsün. Hayır, yaklaşma. Senin gibi dövüşen bir adam çok işime yarardı. Görevini yerine getir arayıcı. Bitir işimi.
ailene geri dön. Belki de en azından birini saklamalıydık. Darkın Rahl'a saldırmak için kullanabilirdik. Kimsenin böyle silahları olmamalı. Şimdiden çok fazla masum insan öldü. Daharanlı yüzbaşı masum değildi. Fırsatı olsa seni gözünü kırpmadan öldürürdü. Hatta bir gün yine deneyebilir. Neden gitmesine izin verdin? Sen niye Carver'danı korumaya çalıştın? Geç oldu, gitmem gerek. Ay, hiçbir yere gitmiyorsun. Beni de yanında götür. Kötülük beklemez. Lütfen beni de götür. Bu çok tehlikeli. Her şey sona erdiğinde senin için döneceğim. Yemin ederim. Beni gerçekten seviyor musun? Arayıcı yalan söylemez. Nerelerdeydin? Ayağım bir avcı kapanına sıkışmıştı da. Eminim bir yerleri sıkışmıştır. Buradan hemen gitmeliyiz. Lütfen. Lord Rahl'a vergimizi zaten ödedik. Ama iki katına çık. Fark etmediniz ama devam eden bir savaş. Size daha fazla altın verirsek ürünlerimiz için tohum alacak paramız kalmaz. Açlık çekeriz. Ve Lord Rahl bizden hiçbir şey alamaz. Belki bir boğaz kesilirse bu kasaba daha iyi geçer. At kılıcını! Hayır. İhtirafçı, canımı bağışlayın, size hizmet edeyim. Ne kadar yaşayacağı, ne kadar iyi hizmet edeceğine bağlı. Senden başka gelen var mı? Akşama kadar vergilerle geri dönmezsem, komutanım ejderha birliklerini gönderir. Olamaz, hayır. Ve onlar sadece vergi için gelmeyecek, tüm hazine için gelecekler. Hayır. Ve engel olmaya kalkan herkesi kılıçtan geçirecekler. Lütfen, arayıcı, bize yardım etmelisin. X-Wood halkı, umutsuzluğa kapılmayın, evlerinize dönün. Kepenklerinizi kapayın, kapılarınızı sürgüleyin. İtirafçı ile hazineyi bekleyeceğiz. Ve fareler tuzağa girince... Bizi koruyacak. Yolda nöbet tut. Ejderha birliklerini gördüğünde hemen buraya gel ve hazine dairesinin kapısını 3 kez çal. Sonra da saklan. Şimdi git. Evet, bravo. Evet. Bravo, harika. Harika. Gelin. Çok güzel. Bugün X-Wood halkı için harika bir gün. Bize kötü bir zamanda umut verdiniz. Bu müthiş yemekler için karınıza teşekkürlerimi iletin lütfen. Ona kendiniz teşekkür edebilirsiniz. Arayıcıya sunabileceğim başka bir hizmet var mı acaba? Arayıcının sunmuş olduğunuz hizmet için zaten minnettar olduğundan eminim. Her şey için ikinize de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarım kızın avcı tuzağı aşçılığından iyidir. Daharanlar geldi mi? Arayıcı nerede? Ya onu öldürdülerse? Arayıcı! Arayıcı öldürülmemiş. Bizi kandırmış. Kasaba muhafızlarını çağır. Soyulduk! Nerede kaldınız? Bu korseyle koşmaya çalışsana. Seni yavaşlatan korse mi yoksa dün gece dibine kadar içtiğin içki mi? Hava buz gibiydi.
Son zamanlarda gecelerin hep soğuk olması ne garip. Ganimeti alıp kaçtığınızı düşünmeye başlamıştım. Bize güvenebileceğini biliyorsun Gildor. Daha çok bunun için döneceğinize güveniyorum. Buna mecbur muyuz? Dark Kral'ın küçük, güzel suratlarımıza koyduğu ödül varken bence buna mecburuz. Hadi yap Gildor. İyi tarafından bak Fritz. Büyük bir göbeğin olabilir. Ama bu akşam onu dolduracak çok şey olacak. Bu da hiçbir şeyden şüphelenmeyen Lothringham kasabasına. Orta diğer turumuzun bir sonraki durağına. Beklettiğimiz için özür dileriz. Gördüğünüz gibi bu akşam burası tımarhaneye döndü. Ne yapıyorsun? Ellerine hakim ol. Evet tabii. Yürüyüp gitmeden hemen ye onu. Diğerine bak. Domuz yalı torbası. Siz muhabbet kuşlarının cıvıltısı yüreğimi ısıtıyor. Hadi orada muhabbet kuşuymuş. O aynayı bulup bizi bu işe sokmasaydın bu adam çoktan harcanmış gençliğimin uzaklık alan bir anısı olacaktı. Yakında olacak verdiğim. Birkaç altın çuvalı daha istiflediğimde bir daha o parlak gözlerine bakıp kendime ne düşünüyorum acaba diye sormayacağım. Birbiriniz için yaratılmışsınız. Tıpkı bir köpekteki iki pire gibi. Ne? Hey arayıcı merhaba. Merhaba. Richard, Kaylin. Hayatta ve iyi olduğunuzu gördüğüme çok sevindim. Ama neden bu kadar erken döndünüz? Ezzet'le iki hafta önce ayrıldık. Onunla burada buluşacaktık. Onu gördün mü? Henüz değil. Dönmesini beklerken size üst kattan bir oda vereyim. Teşekkür ederim Bianca ama bu senin için çok tehlikeli. Kral bizi ağırlayanları öldürüyor. Ormanda kamp yapar, yarın geliriz. En azından arayıcı ve itirafçıya sıcak bir yemek verebilir mi? Öyle uzun süredir yoldayız ki dediğin şeyin ne olduğunu hatırladığımızdan emin değilim. Hadi. At çalarız. Bütün gece dört dala gidersek şafakta Körn nehrini geçeriz. Hayır. Bunun nasıl bir fırsat olduğunu görmüyor musunuz? Doğruluk kılıcı orta diyardaki en değerli eşyalardan biridir. Bize kolaylıkla 100.000 altın kazandırabilir. Arayıcıdan doğruluk kılıcını çalmak mı? Üzgünüm ama benim postum 100.000 altın eder. Dur bir dakika. Dur biraz, alıcım var mı? Fiyatımı karşılama onuru için birbirlerini çiğneyeceklerdir. Ama çoluk çocuğun harçlığını çalmaya ya da sizi çıkardığım batakta yaptığınız şeyleri yapmaya dönmek istiyorsanız zengin olmak isteyen başkalarını bulurum. Arayıcı doğruluk kılıcını çalarken yakalarsa bizi onunla doğrar. Bu çok kötü bir fikir benden söylemesi. Norwich kasabasını soyduğumuzda da öyle demiştin ama oradan kaldırdığım paralara bir bak. Norwich kasabası arayıcıyla kıyaslanamaz. Öncelikle onda bu kaslar yok. Ama artık sende de var, yani bence artık denksiniz. Evet ama sence bu kasları nasıl yaptı seni şarapçı cadı? Yüzlerce dıharanlıyı parçalara ayırarak yaptı. Vücuduna sahip olabilirim ama yeteneğine değilim. Neyse ki bende de ikizi var. Onunla dövüşecek misin? Hayır kuş beyinli. Arayıcının savunmasız olduğu tek silah kullanacağım, tamam mı? Hepsi doldu. Gitmeye hazırız. Azıcık yüzmek için vaktimiz var. Acelemiz olduğunu sanıyordum. O güneş çıkıp hava ısınmadan önceydi. Hadi. Su çok güzel. Sen ne bekliyorsun orada? Kaylin. Sürekli böyle ciddi olma. Sadece yüzeceğiz. Bütün gün ıslak pantolonla gezinirken pişman olacaksın ama. Bu kötü bir fikir. Suya girdiğinde öyle demeyeceksin.
Gerçekten gitmeliyiz. Bu çok kötü bir fikir. Ya kontrolü kaybedersen? Kendime hakim olabilirim. Asıl soru sen olabilir misin? Biliyor musun, haklısın. Bu çok kötü bir fikir. Ben de iyi misin diye bakmaya geliyordum. Mataraları doldurduğunu sanıyordum. Sanırım onları orada unuttum. Yani gölde. Gidip getireyim. Tamam. Ama acele et. Evet. Tabii. Kaylin, bunu neden yaptın? Ne yaptım? Nedir bu? Elbiselerini çıkarıp bana o kadar yakında yüzüyorsun. Elbiselerimi ve... çıkartmak mı? Sen neden bahsediyorsun? Saçların kuru. Göldeki sen değildin. Saçların ıslak. Ormandaki sen değildin. Birilerinde çok güçlü bir büyü var. Hem de çok yakında birinde. Olamaz. Ne? Kılıcımı tanıyorum ve bu o değil. Biri doğruluk kılıcını mı çaldı? Nasıl oldu bu? Dikkatim dağılmıştı. Birlikte yüzdüğün çıplak bir kadın tarafından. Onu sen sanmıştın. Uzaklaşmış olamazlar. Ben göldeki izlere bakayım, sen de yola çık. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Söyleyecek bir şeyin varsa çabuk söyle. Arayıcı ve itirafçının yakalanması halinde hala bir ödül var mı acaba? Nerede olduklarını biliyor musun? Ödül hala 1 milyon altın mı? Lord Ralph'ın minnettarlığından daha büyük bir ödül olabilir mi? Biri bana yardım etsin. Evet, 1 milyon. Tutuklayacak subayla paylaşılmak üzere. Elbette. Nerede olduklarını biliyorsan hemen söyle. Belki de bunu daha özel bir yerde konuşmalıyız. Hevesli bir çift kulağın bizi mutluluğumuzdan etmesini istemezsiniz. 100 bini 3'e bölünce kalır 10 bin. Biri taşı, hayır, 3'ü taşı. Dur biraz. 3 kere 30, 90 eder. Pekala, senin için işlemi kolaylaştırayım. Sadece 2'ye böl. Ama biz 3 kişiyiz. Kafanın içinde ne var? Peynir mi? Gülüyor, bu işten ne hak ediyor ki? Planladığı her tür numarada postunu tehlikeye atarım biz olduğumuzu fark etmedin mi? He? Koşarsak mağaradaki altına ondan önce ulaşırız. Ama ayna onda. Ama kılıç da bizde. Gelir gelmez bununla işini bitirebiliriz. Sonra da hem hazineyi hem de kılıcın parasını paylaşırız ve biraz daha birbirimizi görmek zorunda kalmayız. En güzel yanı da bu. Durun. Şu kılıcı alayım, arayıcı. Ben arayıcı değilim. Pekala, al senin olsun. Anlaşılan arayıcının efsanevi cesareti sadece efsaneymiş. Darkenral Sarayı'nın zindanlarında seni taraf değiştirtmekte zorlanmayacak. Tutuklayın ve itirafçının dokunmasına izin vermeyin. Ama ben itirafçı değilim. Hayır. Sadece büyüyle böyle kılık değiştirdim. Arkadaşımız geldiğinde bizi eski halimize döndürecek. Biz sıradan hırsızlarız. Dulları kandırırız. Köylerin kupalarından paralarını çalarız. Sonra kupaları çalarız. X-Wood'un hazinesini çaldık. Size yerini gösterebiliriz. Sus durun şunları. Ağızlarını bağlayın. Tek bir ses duyarsam kelleniz gider. Aşkım. Nihayet seni buldum. O gece hayatımın en güzel gecesiydi. Ben onu daha önce hiç görmedim. Kimseyi bulabildin mi? Hayır, ama anlaşılan sen bulmuşsun. Bak, her kim sen...
Gerçekten çok üzgünüm. Benim gibi görünen biriyle tanışmış olabilirsin ama ben... Biliyorum, itirafçının başka birini bulduğunu öğrenmesini istemiyorsun ama anlayacaktır. Aşk asla saklamaman gereken bir şeydir. Bu yüzden kocama bir not bıraktım. Ona seninle kaçacağımı söyledim. İşte oradalar. Bizi doğruca bu yalancı hırsızlara getireceğini biliyordum seni hain. Demek arayıcı efsanesi başından beri bir yalanmış. İsmini bu insanların güvenleriyle ve korkularıyla oynamak için kullandın. Hayır. Ve onları soydun. Üstelik hazineyi çalmakla yetinmeyip karımı da çaldın. O beni çalmadı. Birbirimizi seviyoruz. Ve arayıcı hazinemizi asla çalmaz. Eminim onu güvenli bir yere götürmüştür. Hayır ben... O kadar güvendeyse nerede olduğunu söyleyin. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Birileri tıpkı bizim gibi görünmek için büyü yapıyor. Sizinle dövüşmek istemiyoruz bayım. Sizinle aynı kişilerin peşindeyiz ve bulmamıza yardım edersiniz. Belki arayıcı öldüğünde itirafçı işbirliğine yanaşır. Kaç aşkım, kaç! Kaçıyorlar, şimdi yakalayın şimdi. Yakalayın. Hadi koşun. Bir kralın ödülünün üçte biri sana yetmedi. Hayır, daha fazlasını istedim. Gerçek arayıcı olsaydın bir kadının kaçması için kendini feda ederdin. Yanımdaki gerçek bir kadın olsaydı aynen öyle yapardım. Buraya gel. Gel buraya. Bunu sırf görünüşüm yüzünden yapmıyorsun değil mi? Görünüşü aldırsaydım sence en başta senin gibi birini mi seçerdim? Buradan kurtulacağız Claire. Daha kötülerinden kurtulduk. Glensboro'daki kaşırılan kız kardeş numaramızdaki gibi, öyle değil mi? Dük tam da perumu değiştirirken içeri girmişti. Biz o canavarla aynısından atmıştı. Adam korkmuş, maymun gibi korkuyordu. Ve sen Dük'ün kızının bekaretini bozma işini kendine vazife edinmeseydin bunların hiçbiri olmazdı. Kilotu üstündeyken daha güzel görüneceğini düşündüğün bir kadınla karşılaşmadın mı hiç sen? Claire. Deneme bile. Bu ilişkiyi tekrar yürütebileceğimi düşündüğüme göre birkaç tahtam eksik olmalı. Seni bilmem ama ben bu ağırdan hemen çıkıyorum. Merhaba, kimse yok mu? Atlattık. Ama Eastwood'la herkes artık bizi arıyor olacak. Arayıcının hırsızlık yaptığı ve itirafçının da yardım ettiği haberi yayılmadan hazinelerini bulup geri vermeliyiz. Ama dolandırıcıların ne yöne gittiklerini ya da bizim kılığımızdalar mı hiç bilmiyoruz. Zed'e hiç bu kadar ihtiyacımız olmamıştı. Belki Zed Han'a gelmiştir. Gidip öğrenelim. Onca da Haran'la askerle... Morsit ve Ral'ın kendisiyle savaştıktan sonra doğruluk kılıcını bir çift suçluya kaptırdığımıza inanamıyorum doğrusu. Demek istediğim, daha önce bir arayıcı kılıcını kaybetti mi? Kaylin. Endişelenme. Onu geri alacağız. Herkese benden bir içki. Arayıcı ve itirafçıyı yakaladım. Beyefendi, herkese ver. İyi şişeden. Baş başa konuşabilir miyiz bayan? Elbette. Erkek arkadaşın Gwildor'la birlikte arayıcı ve itirafçıya yataklık ettiğini biliyorum. Yalan. Bu kasabada her şeyi söylerler. Bilmediğim şey ise Gwildor'un nerede olduğu. Demek ikimiz de biliyoruz. Onu günlerdir görmüyorum. Zindanımda çok sayıda aletim var. Başka şarkılar söylemeni sağlayacak son derece keskin aletler. Bak, beni parçalara ayırabilirsin. Ama yine de nerede olduğunu bilmiyorum. O halde kendini kurtarmanın tek bir yolu var. Çek ellerini üzerimden. Ben başkasına aydım. Biliyor musun? Bir adamın sevgilisinin sadakatinden emin olması
sık rastlanan bir şey değil mi? Aman Tanrım, böyle korkutarak bir kadını öldürebilirsin. Neler yapıyordun söylesene. Düharanlı bir yüzbaşıya dönüşerek arayıcıyı ve itirafçıyı yakalatıyordum. Ya da şu anda tıpatıp onlara benzeyen iki adi hırsızı yakalattım demeliyim ha? Aa, zavallı Fritz ve Claire. bunun oldukça yüklü bir miktarda ganimet kazanmakla ilgisi yok öyle değil mi ha söylesene. Seni zeki kadın. Nereden bildin? Darkın Rahl'a haber gönderdim. Yarın sabah bir Mordsit arayıcı ve itirafçıyı zindanlarına götürecek. Hiç şüphelenmeden zavallı iki dolandırıcı için 1 milyon altın vereceğiz. Sonra sen ve ben ormandaki malum mağaraya gidip... Maalesef Fritz ve Claire'in kendisi paylarını almak için hazır bulunamayacaklar. Ve bütün o yükü taşıma işini sadece bize bırakacaklar. Söylesene, Dharanlı yüzbaşı nerede? Galiba emekliye ayrıldı. Bir kuyunun dibinde. Bunu almanı istiyorum. Bir Morsid'in ona yaklaşmasını bile istemem. Çok iyi düşündün hayatım. Tek bir şey isteyeceğim. Önce şu yüzbaşıya dönüş. Seni uyarıyorum. Silahlı ve tehlikeli. İyi donanımlı askerleri sevdiğimi bilirsin. Gidelim. Üzgünüm, kapatıyoruz. Richard, Kaylin, ruhlara şükürler olsun, iyisiniz. Bianca, acaba... Elbette. Zed'i gördün mü? Henüz görmedim. Neler oluyor? Nasıl kaçtınız? Yakalanmadık ki. Birileri kılığımıza büründü. Kim? Ve bu nasıl mümkün olabilir? İşte bulmamız gereken de bu. İnsanlar arayıcı ve itirafçı yakalandı diyorsa Dharanlılar sahtekarları yakalamış olmalı. Ve en yakın Dharanlı karakolu 3 fersah doğuda. Onları çıkartalım. Ama bunun nasıl bir fırsat olduğunun farkında değil misiniz? Darkın Rahl sizi ele geçirdiğini sanıyorsa artık sizi aramayacaktır. Buradan gidebildiğinizce uzaklaşmalısınız. Hayır, hayır. Dolandırıcılar Ixut hazinesini çaldı. Ve doğruluk kılıcını. Sizin için çok endişeliyim. En azından benim için bir önlem alır mısınız? Ne önlemi? Az önce burada bir Dharanlı komutan vardı ve ana yoldan bir Mordsit ve muhafızlarının geleceğine dair bir şeyler geveliyordu. Eski keçi yolundan gidin. Ön taraftan çıkıp değirmenden sola dönün. Sağ salim varırsınız. Teşekkürler. Yardımın için teşekkürler Bianca. Ben teşekkür ederim. Ruhlar sizinle olsun. O şarlatanların kaç kasabayı kandırdığını düşününce sinirden köpürüyor. Ya da kaç korseyi. Belki de Bianca haklıdır. Doğrulu kılıcını geri almak zorundayız ama... Neden Dharanlıların düzenbazları Rala götürmesine izin vermeyelim? Demek istediğim eğer arayıcı ve itirafçıyı yakaladığına inanırsa bizi aramayı bırakır. Rala onlara kanmayacak kadar zekidir. Sahtekar olduklarını anlar. En azından zindana atar ve başkalarını soyamazlar. Rala zindanında üremelerine izin vermeyecektir. Seni saflarına çekmek için canlı istiyor. Diğerlerine örnek olman için önünde diz çöktürmek istiyor. Şimdi bu şansı var. Onlara istediğini söyletip yaptırabilir. Onlara Rahl evine bağlılık yemini ettirebilir. Ve orta diğer halkı buna inanabilir. Arayıcı ve itirafçının onunla savaşmadığını gördüklerinde... Rahl için savaşırlar. Sen. Oradaki... Muhafız. Gerçekten bu lapayı yememi mi bekliyorsun ha? Bana subayların yediği lezzetli, ağız sulandırıcı kuzu pirzolalarından getirsene.
emin ol. Seni son derece memnun edebilirim. Sorun nedir? Ah! Yoksa itirafçıların erkeklere yaptığı korkunç şeyler hakkındaki hikayeler mi? He? Hepsi sizi korkutmak için uydurulmuş şeyler onlar. Hayır, sorun o değil. Bu adam senin kalemin fıstığım. Ne? Deli de zincirleri seni nasıl heyecanlandırdığını biliyorum. Bu Dark'ın rahlin işkence hücrelerinden daha iyidir bence. Yüzbaşı! Yüzbaşı! Tutsaklar kaçtı! Ne? Ne? Nereye gidiyorsun? Buradan gidebileceğim kadar uzağa. Ne? Gerizekalılar kaçmış. Morsit arayıcı ve itirafçı elimden kaçırdığımı öğrendiğinde beni balık yemi yapar. Aynayı ver bana. Beni hemen değiştir. Hayır hayır, dur biraz. Bu durum aslında ekmeğimize yağ sürmüş olabilir. Nasıl? Hayatım, ben de Richard ve Kaylin'in Fritz ve Claire'i kurtarmak için yolda olduğunu söylemeye geliyordum. Buraya geldiklerinde onları yakalarsın ve sonra... Ve Morsit geldiğinde onlara gerçeklerini veririm. Evet. Peki mağaradaki altınlar? Fritz ve Claire yolu çoktan yarılamış olmalı. Sen daha ranlı bir komutansın. Peşlerinden bir ekip gönder. Öldürme emriyle. İşte benim erkeğim. Bana geri dön ve eşyalarını topla. Gece seni almaya geleceğim. 1 milyon altın daha zengin olarak. Grindorbury'e geldiğinde kalelerin arkasına saklanıp onu bayıltacağız ve tılsımı alıp kaçacağız. Ya buna hazırlıklıysa, ya o bizi bayıltırsa ben hemen kaçalım derim. Ne istersen yap. Ben tepemde hedef tahtasıyla oradan oraya kaçmayacağım. Pekala, Grindor senin olsun. Grindor'dan korkmuyorsun. Sadece kaslarından vazgeçmeye hazır değilsin. Gururla anlatacağınız bir hikayeniz olacak baylar. Arayıcı ve itirafçının acı içinde öldüğü gün. Gururla anlatacağım bir hikaye mi istiyorsun? Gitmemize izin vereceğine söz ver. Arayıcı da kabalık edip böldüğüm işi memnuniyetle bitirsin. Ne? Merhamet etmeyin! Richard, Kaylin, ruhlara şükürler olsun. Sizi tam zamanında buldum. Evet, kesinlikle şükürler olsun. Sizinle buluşmak için hana gidiyordum ama kasabanın arayıcının yakalandığı haberiyle çalkalandığını görünce bu daharanlıları takip ettim. Bunlar da ne? X-Food'un iyi insanları için bunları güvende tutuyorduk. Evet, kötü Dırharanlılar hepsini ele geçirmek üzereydi. O halde onları X-Food halkına geri götürmeliyiz. Sonra kötü Dırharanlılar bizi ele geçirmeden yola koyulmalıyız. Kesinlikle, hemen koyulmalıyız. Ama senin ta X-Food'a kadar gelmene gerek yok. Biz altınları oraya bırakıp seninle kavşakta buluşabiliriz. Kavşakta buluşacaksınız. İyi plan. Hani şu şeyde yaptığımız gibi, neresiydi? Missintal. Missintal. Evet. Haklısın. Missintal kasabası 3 saniye önce kurulduğuna göre altınları X-Food'a bizzat kendim götüreceğim. Ve siz de bana kim olduğunuzu ve dostlarıma ne yaptığınızı söyleyeceksiniz. Çok iyi korunmuyor. Şanslıyız. Zed, ne der bilirsin? Şansına güvenen insana bol şans. Ah!
Size de biraz güç ayırmanızı tavsiye ederim. Peki bu tılsım nasıl çalışıyor? Birinin bakmasını sağlayabilirsen yansıması içinde hapsoluyor. Evet ve eğer sana baktırırsam... Efendim, onu dönüştürebilirim. Kontrasörün aynası. Ölüm döşeğindeki karısının görüntüsünün yanında taşımak isteyen bir büyücü tarafından yaratıldı. Yüzyıllardır kayıptı. Gwildor onu bulmuş. Duyduğuma göre kumarda kazanmış. Evet, hepsi Gwildor'un suçu. Bizi buna o bulaştırdı. Ben de bulaştım çünkü bu kuş beyinli bana gerçek arayıcının görevine yardım edeceğimize dair gemiyi gitmişti. Gwildor onun dostu, benim değil. Ve birkaç kadeh... sonra senin dostun da olabilir. Seni? Şu Gwildor gerçek Richard'la Kaylan'ın görüntülerini nasıl ele geçirdi peki? Birkaç hafta önce geldiklerinde Gwildor'un kız arkadaşı aynaya bakmalarını sağladı. Tıraş olurken ve banyo yaparlarken. Kadın bir hancı. Adı... Bianca. Dostumuz olduğunu sanıyorduk. Artık arkadaşın değilse düşmanın demektir. Bizim de düşmanımız olduğuna göre bizler de dost sayılırız, öyle değil mi? Geniş açıdan bakarsak. Pekala dostum. Sana yardımcı olabildiğimize memnun olduk ve biz artık gidelim. O kadar çabuk değil. Henüz bu oyundaki rolünüz sona ermedi. Zed! Bir yere mi gidiyorsunuz? Böyle gizlice girmemelisin. İnsanları korkudan öldürebilirsin. Richard ve Kaylin seni arıyordu. Ruhlara şükürler olsun, birbirimizi bulduk. Onları daranlardan kurtardım. Kurtardın demek. Bu harika. Bunu deneme bile Bianca. Birinci sınıf bir büyücüyü kandırabileceğini mi düşünüyorsun? Büyülü aynayı istiyorum. Böylece senin yarattığın dolandırıcıları bulduğumda arayıcının itibarını daha fazla lekelemeden onlar acınası hallerine geri döndüreceğim. Söz ettiğin şey hakkında küçük bir ipucu versem belki sana yardımcı olabilirim. Bir itirafçının dokunuşu yeterince ipucu verir mi? Onun sahtekar olmadığını nereden bileceğim? Sen... Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Bu riski almaya razı mısın? Seni kölem yapmayı çok isterdim Bianca. Benim için yaptığın onca şeyden sonra... Hayır, alın, 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 alın. Umarım başınıza benim kadar dert açmaz. Gwildor nerede? Dharan kampında. Muhafızların komutanı kılığında. Peki ya Richard ve Kaylin, onlar nerede? Yani onlar... Merhaba Bianca. Sahip olduğu bütün dostlarını arkadan bıçaklayan biri için gayet iyi görünüyorsun. Evet. Gerçek arayıcı ve itirafçı nerede? Muhtemelen Gwildor'un hazırladığı tuzağa düşmüşlerdir. Ve onları Darkenral'a götürecek Mordsith de gelmiştir. Lütfen izin verin gideyim. Bütün bildiğim bu. Size bu kadar yardım edebilirim. Hayır Bianca. Eminim bize çok daha fazla yardımın dokunabilir. Altın. Lord Raal, tutsakların ödül verilmeden önce halkın sarayına teslim edilmesi konusunda ısrarcı. Pek çok kez hayal kırıklığına uğradı. Altını istiyorsan bizimle gelmelisin. Tutsakları bizzat Lord Raal'a teslim etmek benim için onurdur. Büyücüyü de getirirsen sana olan minnettarlığı çok daha büyük olacaktır. Peki büyücü nerede olabilir? Arayıcı. Kandırıldınız efendim. Gerçek arayıcı ve itirafçı bunlar. Oradakiler sadece birer sahtekar. Ve o da öyle. O büyüyle kimliğini değiştiren sıradan bir hırsızdan başka bir şey değil. Ve bunu kanıtlayabilirim. Hayır. 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 Bana nasıl ihanet edersin? Ve şimdi suç ortaklarını ortaya çıkaracağım. Kim olduğunu bilmiyorum. Nasıl bir büyün olduğunu ve kimin gerçek olup olmadığını da bilmiyorum.
Bu yüzden hepinizi Darkın Ral'a götüreceğim ve çözümü ona bırakacağım. Bu konuda iyidir. Götürün. Seni öldürmek yetmez. Sıçanlar ayaklarını bileklerine kadar kemirirken kafanı taşların arasına sıkıştırmak ancak yeterli olur. Seni kız Zul Zorendir. Böyle bir şansı hak edecek ne yaptım acaba? Size tuzak kurmuş olmalı. Elbette. Dostlarını kurtarmak için kötü bir deneme. Ve bu yüzden tuzağa yalnız gideceğim. Dünyada büyücülerin güçlerini kullanamadığı tek yaratık bir Morsit'tir. Set? Bir bakıma öyle denebilir. Ya ben? Şşt. Kaçın! Gevildor! Gevildor! Yakala onları! Özür dilerim efendim. Çok sayıda kaçak var ve ben koşamıyorum. Ama en azından büyücü elinizde. Ödül arayıcıyken ancak bir teselli olur. Ama hiç olmamasından iyidir. Ben büyücü değilim. Ben han sahibi Bianca'yım. Büyücü beni büyüleyip sizi tutsaklardan uzaklaştırmak için o ağaca bağladı. Gevildor, benim. Bunu Lord Rağla anlatırsın. İyi misin? Sen Kaylin değilsin. Hey, etrafta kimsecikler yok arayıcı. Hiçbir bedel ödemeden rüyaların gerçekleşebilir. Bunu neden yapmak istiyorsun ki? Torunlarıma anlatacak hikayem olsun diye. Kim bilir belki de senin torunların olurlar. Beni çekici bulmuyor musun? Buluyorum. Bu yüzden bunu kesmelisin ya. Gerçek arayıcı olabilirsin ama hiç eğlenceli değilsin. Çok hazırsın öyle değil mi? İnsanların bu elbiselerle nasıl yaşadığını asla anlayamıyorum. Zed. Her şey için teşekkür ederim. Artık vaktinizi almayalım biz. Hoşçakalın. Bırakın onları. Gitmelerine izin mi vereceğiz? Onları en yakın taşra polisine teslim edecek vaktimiz yok. Ve onlarda da bu yok. Doğrusu oldukça işimize yarayacak. Bundan o kadar emin değilim. Bazen bu dünyada çok fazla büyü olduğunu düşünüyorum. Pekala. İsmini yazmayı öğrendiğine bana mektup atarsın. Üstüne herhangi bir han adresi yazman yeterli olacak. Seninle tanıştığımda cebimde birkaç parça altınım ve biraz onurum vardı. Hayatım boyunca bugüne yüzünü son kez gördüğüm günün yıl dönümü olarak kutlayacağım. Bundan emin ol. Gümüş mahmuzlar. Altın dizgin. Winterhaven aldatmacasına ne dersin? Biraz Rolls Beach'te katalım.
Lütfen! Ah. Efendim lütfen! Karım hastalıktan yıldı. Claire'le sana biraz vakit tanımak için daha geç gelmeliydik herhalde. Ona ilgi duymuyorum. Sence güzel değil mi? Neden şu an söyleyeceğim hiçbir şey beni dertten kurtarmayacakmış gibi geliyor? Her gün daha da bilgeleşiyorsun evladım. Umutsuzluğa kapılma hayatım. Seni seviyorum. En azından hep birlikte olacağız. Gwildor benim. Gwildor.